Merhaba. Kemal Bey, tam durumumuz ortada. Şu anda hiç fısık para etmiyor. Bizi şu anda masraflarımızı karşılamıyor. Halk olarak perişanız. Geçen seneki fiyatların çok altında gidiyor. Mazotu karşılamıyoruz, işçiliği karşılamıyoruz. Şu anda perişan durumdayız. Geçen sene mazot kaç paraydı? Geçen sene mazot yani aşağı yukarı 30 liraydı. 25 liraydı. Şu anda 50 lira mazot. İşçilik geçen sene 400 liraydı. Bu sene 1200 lira. 3 katına çıktı. 3 katına çıktı. Yani şu anda bunların hiçbirimiz karşılamıyoruz. Yani üretmiş olduğumuz mahsulü bize borcumuzu kapatmıyor. Geçen sene sen bu mahsulü kaça satıyordun? Geçen sene bu mahsulü yani ortalama 280 lira, 270 liraydı. Şu anda daha düşük. Kaç para? Yani şu anda 160-140 liraya falan gidiyor. Ya da ben fıstık, bu şu anda kavlak farklı bir fıstık ama yarı fiyatına gidiyor. Şu anda görürsün ağacın üzerindeki fıstıkları geçen seneki fiyatından yarı yarıya fiyatlar. İşçilikler bir o kadar arttı. Sulama yapabiliyor musunuz? Sulama yapamıyoruz ki. Elektrik fiyatlarına %38 zam verdiler. Şu anda evimizin elektriğini üretemiyoruz. Biz ödeyemiyoruz. Bir de yani üretimler nasıl yapacaksın bunu? Sulanmayınca peki verimi düşüyor mu? Tabii ki düşüyor genel başkan. Ne kadar yani, düşüyor? Yani %50 düşer. O kadar. Tabii ki düşer. Çünkü şu andaki sıcaklığa baktığınız zaman bu sıcakla olan bir şey ama 45 derece sıcaklık var genel başkanım. Bu ortamda fıstıklar şu anda yanıyor bizim burada deyimize göre. Yanından dolayı da ne oluyor? Normal fiyatının daha altında gidiyor. İşi fıs çıktığından dolayı. Fıs çıktı ya. O da ayrı bir zarar zaten bizim için. Ona göre onu da fiyattan ona düşüyorlar. Ona göre fiyattan düşüyorlar. Yani şu anda çiftçi olarak gerçekten çok zor durumdayız. Üretici olarak, fıstık üretici olarak çok zor durumdayız. Biz bunun için sizlerden destek bekliyoruz. Bu şey yok herhalde değil mi? Eskiden Güneydoğu Birlik vardı, şimdi yok. Evet evet genel başkanım. Önceden Güneydoğu Birlik vardı. Oraya mallarımızı götürüyorduk. En azından üzüm de aynı kezaydı. Antep'te tekel vardı. Tekel üzümümüzü veriyordu. Şu anda bağ üretimi zaten tamamen Antep'te bitti. Fıstık da aynı keza Antep'te birlikte toplanıyor. Şu anda birlik yok. Antep'te sadece 5 tane komisyoncu var. Bu komisyoncular da eline bıraktılar bizi. Onlar istediği fiyattan veriyorlar. Biz de perişan durumdayız. Şimdi bir birliğiniz olsa, evet. Birlik olsanız, ürünleri o birlik alsa, siz istediğiniz fiyattan satacaksınız. Evet. Bu sefer birlik olmayınca, yani tüccarların eline düşüyor. Aynen, tüccarlar kaç istiyorlarsa onlar alıyorlar. Yani bu seneki, geçen seneki mesela sualtı dediğimiz fıstık 110 liraya gidiyordu, bu sene 90 liraya düşürdüler. Maliyetler iki kat arttı. Bu, Cumhuriyet AK Partisi geçmişte ne yapmış diyorlar ya. Evet. Geçmişte nerede bir birlik varsa, kooperatif varsa onlar hep CHP zamanında kurulmuş, teşvik etmiş, kurulmuş. Tabii birlik içinde davranınca adı da öyle ya, fiyatı üretici belirliyordu. Şimdi ilk geldiler, ilk iş bu birlikleri önce zayıflattılar. Güneydoğu Birlik 2006'da beline kazmayı yedi, 2022'leri gömdüler. Tam kapattılar. O gün bugün işte şimdi bana diyorlar ki söyle fıstıkta taban fiyat açıklasın. Açıklasın da kim alacak? Alacak yok. Toprak mahsulleri ofisi alsın madem gelsin Ege'den. Başka yerden hububat aldığı gibi, üzüm aldığı gibi. Onu söylemek lazım. Ama işte bu birlikleri falan kasti batırdı hep bunlar yani. Maalesef. Emeğine sağlık. Olan çiftçiye... Ben yana başım. İyi misin? Ne yapıyorsun? Fıstık topluyor. Evet, fıstık topluyoruz. Kendi fıstığınız mı? Kendi fıstığımız. İlk 130. Bu? Evet, şu kırmızılar. Bu kırmızılar. Geçen evet. Sene kaça satıyordunuz bunu? Geçen sene 160-170. Her şey iki katına, üç katına çıkmış, bir tek fıstık geri gitti. Evet. 3 ay önce boz kavlak fıstık 550 idi. Şimdi oldu 250. Mazot 45. Buldur 18, bu sene oldu 45. Olacak bir direktörün tekerini değiştirelim. 12-13 milyar. Değil mi? Bir ameliyat parası 1 milyar 200. Yani biz genel başkanım biz burada ailece çalışıyoruz. 2 yılda bir bu fıstık bir var yıl. Veriyor. Bu evet, sene var yılı. Var yılı. Ama biz var yıl olduğu halde kazanamıyoruz. Var yılını yok yılına çevirdiler. Yok yılına çevirdiler. Şunun geçen seneki fiyatı 180 liraydı. Şu anda 140 liraya gidiyoruz başkanım. Yani çok zarar. Peki bu olmuşları mı böyle alıyorsunuz? Evet, evet. Kırmızıları alıyoruz. Yani diğeri üstünde mi kalıyor? Diğerini alıyoruz, ayırıyoruz. Ayırıyoruz. Yani. İşçilik bunlar genel başkanım. Hepsi ayrı boş işçilik. Ayırıyor. Şu işçilik, şu yani ayrı işçilik. Bir şey söyleyeceğim. Bu şu an o bildiğimiz fiyat buna veriliyor. Evet. Evet. Buna kaç para veriliyor? Onları şu an 90 liraya, 85 liraya, 80'e düştü. Bundan ne yapıyorlar? Bundan ne yapıyorlar? Ondan da baklavalık yapıyorlar. Ama geçen yıl 110-115 liraya gitti. Bu sene 85'e düştü. Bunun adı ne? İşçilik boz fıstık. Boz fıstık. Bu ben fıstık. Ben fıstık. Kırmızı ben fıstık.
Kırmızı ben fıstık. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani zamanla mı ilgili bunun kızarması yoksa? Zamanla ilgili. Olgunlaşma dönemi var genel başkan. Dolumla ilgili. Evet, evet dolumla ilgili. Şu anda olgunlaşmış olan bu. Şunlar da olgunlaşmış. Havalar sıcak gittiğinden biraz emek boş olanlar. Bunda şey yok değil mi? Olanları toplayayım bekleyeyim öbürleri olsun. Yok yani öyle bir şey yok. Ayrı çiftçilik istiyor. Öbürünün ayrı çiftçilik. Ayrı çiftçilik yapacak genel başkan. Yani nereden varsan çiftçi zararda. Evet. Yani her bizim karımız yok. Biz sadece diyoruz ki ürettiğimiz fıstığın harcamış olduğu maliyetleri karşılayabiliyorsak bizim için onu da karşılayamıyoruz. Şu anda zarardayız. Yani şu harcadığımız parayı karşılamıyoruz. Ben şimdi bunun için geldim zaten. Arkadaşlar dediler ki büyük bir mağduriyet var. Tamam hani Türkiye genel bir sıkıntı zaten yaşıyor. Evet. Yokluk, açlık ama pahalılık. Burada şöyle bir şey var. Geçen seneye göre her şey artıyor. Bu fıstık azartmamış. Düşüyor. Bu düşmüş bir dediler evet. Yani. Daha geriye çekildi. Sesimizi duyur dediler. Şimdi miting yapacağız anlatacağız bakalım. Evet. Ondan geldik yerinde göle. Hoş geldiniz. Çocuklarımız var hepsinde var. Yani ailecek tabii ki bununla geçimimiz sağlıyor. Çiftçiyiz. Bakırım ödeyemedim. Yani. 600 milyar borç yapıyoruz. Çocuğa okuyorum. Bugün burada konuşacağız. Bütün televizyonlarda canlı yayınlayacak. Akşam da haberlerde olacak. Milletvekillerinize emin ol devamlı fıstık konuşuyorlar bizim yani. Dile getiriyorlar. Sayın vekillerimiz ama çok... meclis açıldığında da önerge verecekler yine konuşacaklar. Dile getireceğiz bakalım inşallah. Merhaba. Sayın Genel Başkanım. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay işte fıstığımızın hali bu halde. Fıstığımızın evet. Da hali bu halde Sayın Genel Başkanım. 25 lira. Şimdi, 9 lira. Önce şu fıstığı bir konuşayım sonra sorayım. Şimdi bu fıstık, bu fıstık bugün satarsan kaç para? Bugün satarsan 250 lira Sayın Başkanım bu. 550 liraya kadar sezondan önce çıktı. Ondan sonraki sezon girdikten sonra tekelleşmiş dükkanların eline geçti. Ne yazık ki devletimizin başındaki hükümet bu bizim Gaziantep fıstığımıza, yeşil altın dediğimiz fıstığımıza bizim sahip çıkmadı. Şu durumda kaderine küstü. Geçen seneye göre... Mazot geçen sene kaç paraydı? Giden senenin içerisinde 22-26 liraydı. Bu sene 45 lira. İlaç kaç paraydı? İlaç giden yılın içerisinde Sayın Başkanım biz holderden biz bu ilaçları atarken bir holder 2,5 milyon liraya 2500 liraya çıkarken bu yılın içerisinde 8.000-8.500 liraya bir holder çıkıyor. Yani buralıktaki 3 katı. En az. Bunun fiyatı geçen seneye göre? Bunun fiyatı geçen senekinin altında şu anda. Evet. Şimdi ben buraya zaten onun için geldim. Ben şimdi çayda, buğdayda, fındıkta, üzümde her şeyde sorun var. Hepsi çok haklı, hepsi yanıyor. Hepsi Allah hepsinin yardımcısı olsun üreticilerin. Bana dediler ki sen gel bir de fıstıkçının halini dinle. Niye dedim? Böyle aynen dediğin gibi dediler. 2 kat arttı, 3 kat arttı fıstığın fiyatı düştü. Evet. Fıstıkçı perişan. Yollara döküyor dediler, inanamadım. Dün evveli gün televizyonda gördüm, şimdi geldim dediler, seni de öyle karşılayacaklar. Ne yapmak lazım? Ne yapılması lazım? Hükümetin bu işe bir el atması lazım Sayın Başkanım. Bundan önce bizim Gaziantep bölgemizin içerisinde ofis bu fıstığımıza bir taban fiyatı belirler de alırdı. Şimdi ne yazık ki üvey evlat muamelesi gördü. Şimdi kaderine bırakıldı. Bütün tüccarlar şimdi 3-5 tane Antep'in içerisindeki tüccar ağızlarını birlemişler. Fiyatı indiriyorlar, kaldırıyorlar. Devlet de buna seyirci kalıyor. Ne yazık ki ve ne yazık. Şahinbey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi şu anda fıstık alıyor. Ama yine almış olduğu fıstık 250 lirayla 310 lira arasında 490 gram içi veri sağlıyor. Yoksa şimdi orada fıstığı alıyor. Tekrar diyor sebatten analizler yapıyor. Saat 4.30'a kadar bekliyor. 4.30'dan sonra da diyor ki almış olduğu ofisten gidin körkünden paranızı alın diyor. Vatandaş orada da rezil. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar ne yapmak lazım sorusunun cevabını ben soruyordum, siz söylüyordunuz. Hükümetin sahip çıkması lazım falan. Ben sana ne yapmak lazım anlatacağım müsaadenle. Şimdi geçmişte burada Güneydoğu Birliği vardı, doğru mu? Evet. Bu birlik bir taban fiyat açıklıyordu. O fiyatın altına zaten kimse satmazdı. Evet. Tüccar da ne yapıyordu? O fiyatın üzerinde almaya çalışıyordu. Yani bu fiyat sizi koruyordu. Bu birlik sizin birliğinizdi. Türkiye'nin neresine bakarsan, tarışından tut,
Fisko Birliği'ne kadar, Güneydoğu Birliği'ne kadar bu birlikler Cumhuriyet Halk Partisi'nin zamanında kooperatifleşme dediği, çiftçiler birlikte davransın dediği dönemlere kök alan, hep çiftçiyi yarayan birlikler. AK Parti geldi, sizin Güneydoğu Birliği'ni 2006 yılında belini kırdı, 2022'de de defin törenini yaptı, gömdü, kapattı tamamen. Şimdi bana diyorlar ki, bunda taban fiyat açıklansın. Kim alacak? Alacak kurum yok. Neden birlik kalmadı? Ben size söyleyeyim, bundan sonra yapacak iş AK Parti'yi göndermek, size sahip çıkacak bir iktidar getirecek. Biz yapacağız, biz. Bunlar yapmıyor. Bugüne kadar söyleyelim de sesini duysunlar. Duymuyorlar. Duysalar da yapmıyorlar. Neden? O 5 tane tüccarın kölesi olmuş bunlar. Biz sizin kölenizsiniz kardeşim. Biz geleceğiz, size sahip çıkacağız. Birliklerinizi aşacağız, kooperatifler kuracağız, taban fiyat vereceğiz. Bak, Toprak Mahsulleri Ofisi diye bir şey var, tamam mı? Evet. Hububat alıyor, buğday alıyor, sıkıştı mı bizim Ege'de üzüm alıyor. Niye bunu almıyor? Gelsin, bu da toprağın mahsulü değil mi? Gelsin alsın, buna fiyat versin. Fındık alıyor Fisko Birlik'ten sonra bu sene. Sizi tamamen sahipsiz bırakmışlar. Ama ben size şunu söyleyeceğim bak. Ben size sahip çıkacağım, sesinizi duyuracağım demiyorum. Siz benim sesimi duyun, sizi biz kurtaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi kurtaracağız. Aa, da söylüyorum bak. Tayyip Erdoğan'a, bu fıstık için bir tedbir alırsan alırsın, fiyat verirsen verirsin, fiyat verirsen geçim olur, fiyat vermezsen seçim olur, sen gideceksin, biz geleceğiz. Tamam. Bir de süt üreticimiz vardı, sana da söyleyeceğim de süt bir söylesin, o geldi döktü. Süt, Sayın Genel Başkanım, biz bundan evet yem 270 lira diye süt 13 liraydı. Ve 50 kiloluk yem? 50 kiloluk yem 270 liraydı, süt 13 liraydı. Yani parite. Evet, şimdi 550 lira yem, süt 9 lira. Geriye gitti, ileriye gitmedi. Bu sefer ne oluyor? Süt verecek hayvanlar kesmeye gidiyor. Kesime de sattım, işletmemi kapattım, bitirdim işi Sayın Başkan. Bu işin kuralı şu değil mi? 1'e 1,5 değilse parite, hayvan gider kesime. Evet, kesime gidiyor, kesime gidiyor. Hiç olmazsa 1,1'e kadar bile bekliyorsun maliyeti aynen, diye. Aynen. 1,1'in altına düştüğünde kesime gidiyor. Kesime bu sefer gidiyor. Ne yapıyorlar? Süt yok. Ne yapıyorlar? Süt yok. Süt tozu ithal ediyorlar. Bu sefer hayvan kalmıyor. Et ithal ediyorlar. Kısır döngü oluyor. Ümit ediyorum. Bundan sonra sizin sesinizi duymuyorlar. Biz duyuyoruz. Evet, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirirsiniz. Biz sizin işleri çözeriz. Başka çaresi yok. Sayın Başkanım, bu kurutmalık dolma Türkiye'nin her tarafına Gaziantep Oğuz elinden tedarikçisi. Bu arkadaşımız sadece bu ilçede yetişiyor Sayın Başkanım. Oğuz ilçesinde tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya biz ihraç ediyoruz. Fakat geçen yıl 150 liraydı. %50, %100 üzerinde maliyet artışı var ilaçta, işçi ücretinde. Fakat bunlarda %50 geriye gidiş fiyatta. 150 lirayken bu yıl 100 lira, 110 lira. Yani piyasada paranın yokluğundan geriye gidiyor Genel Başkanım. İşçi parasını bulamıyoruz. Yani çok yüksek. Bizim Oğuz ilçemize 1 milyar TL'ye yakın bu para getiriyor. İşçisi, satışı, şunu bunu. Fakat yani üretici olarak perişan durumdayız. Piyasada paranın yokluğu en büyük sorun. Antep biber dolma meşhur dediğimizin bu değil mi? Evet. Patlıcan dolması. Bu patlıcan, bu biber. Sayın Genel Başkanım, 2 gün önce de buradaki İstahiye'de biberin merkezi olan İstahiye yurt dışından tırlarla biber ithalatı yapıldığını gördük. Hasat döneminde. Sen yakalamışsın dışarıda. Yani bunu yurt dışına satacağımız ürünü Türkiye'ye ithal etmişler. Aynen, hasat döneminde. O da ne yapıyor? Piyasayı bozuyor. Bu kardeşimin işini bozuyor. Aynen, doğru. Fiyatı bozuyor. Bir de hocam. Bir yaşındaki hayvan şu an almaya kalsan 85 lira. Adam 2 sene emek veriyor, kesiyor. 2 sene emek veriyor, kesiyor. 100 liraya kesiyor hocam. Nasıl oluyor böyle hocam? Tabii. İşte sütlük inek kesime gittiği için, kesildikten sonra hayvan popülasyonu azaldığı için dışarıdan ithalata izin veriyorlar. Böyle oluyor. Amca gel. Maalesef. Buyur amcacığım. Sayın Başkanım, ben fıstığın üretimiyle ilgili size 2 dakikalık bir sunum şöyle yapmak istiyorum. Sizler çocuklarınızın nasıl bir iyi avukat olması için, nasıl iyi bir mühendis olması için, nasıl iyi bir doktor olması için emek harcıyorsanız, 20 yıl ona emek verip onu yetiştirmeye çalışıyorsanız, biz de bu Antep fıstığını en az 15 yıl çocuğa bakar gibi bakıyoruz. Bir ürün almadan başka yerlerdeki kazançlarımızı çoluğumuza çocuğumuza harcayacağımız parayı getiriyoruz, onlara harcıyoruz.
20 yıl sonra ürün almaya başlıyoruz. 20 yılda yetişen bir mahsulün değeri 4 ayda yetişen bir kabak çekirdeği kadar da mı yoktur? Yani bir kabak çekirdeği Antep fıstığından daha pahalı. Girdilerimiz 3 katına 4 katına çıktığı halde bizim Antep fıstığı giden seneki fiyata satılmıyor bile. Bunu tüccarlar, fıstık ticareti yapan vatandaşlar diyorlar ki ne fıstık üretimi çok olduğundan dolayı fiyat düşüyor. İhracatçı olan sanayici arkadaşlarımıza, sanayide ihracat yapan arkadaşlar, fazla ihracat yapanlara plaket veriliyor. Biz fıstık rekortesi yüksek oldu diyerekten cezalandırılıyor muyuz? Bize ceza mı kesiliyor? Halbuki biz bu ülkeye katma değeri yüksek bir fıstık ürünü üretiyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu gecemiz gündüzümüz yok. 20 yıl emek veriyoruz. Sonunda da karşılığı bu mu olacak? Yani bizler bu fıstık ticareti yapan arkadaşlarımızdan da bir sağduyu bekliyoruz. Şimdiye kadar bu çiftçilerin sayesinde zenginleştiler. Mal mülk sahibi oldular. Katlarda yatlarda geziyorlar. Çoluklarını çocuklarını rahat içinde yaşatıyorlar. Bizleri de düşünsünler. Bu sene az para kazansınlar acı. Çiftçiye yardımcı olsunlar. Sizden de istirham ediyorum. Size sahip çıkınız. Ver önce bir elini öpeyim gel. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak dinle beni. Bunlardan sağduyu bekleme. Bunlarda sağduyu yok. Zaten sağduyuyla da bu iş olmadı. Ticaretini yapan insanlardan bekliyoruz bu vefayı. Bekleme. Bak o parasına bakar. Bekleme. Evet, sen bak. Dakika bekle ben sana söyleyeceğim bir dinle. Bizden bir solduyu bekle. Sosyal demokratlar sahip çıkacak sana. İnşallah. Sağduyuyla olmuyor, solduyuyla çözeceğiz. Söz veriyor. Ben bir çiftçiyim, ben bir anayım. Benim babam beni bu yeşil altınla büyüttü. Biz de çocuklarımıza Gaziantep ve çevresi bütün köylerimiz olarak bununla çocuklarımızı eğitiyoruz. Efendim biz bize sahip çıkmanızı istiyoruz. Sahip çıkılmıyor. Geçen yıl bu yeşil altın 500 liraydı. Bu sene 250 lira. Şimdi söz veriyoruz sahip çıkacağız. Hiç merak etmeyin. Bir tek ricam var. Yolu kesmişsiniz sesinizi duyurmak için haklısınız. Yol çok kapanmış. Ambulans da var, hasta da var diyorlar. Evet. Ben mitinge gideceğim senin sesini duyurmaya. Bunu da bana ver. Göster. Tamam. Adın ne ablam? Aslı. Aslı abla verdi bunu diyeceğim. Aslı verdi bunu diyeceğim. Bunu alıyorum. Sesini duyurmaya gidiyorum. Yolu açın hastalar şeyde kalmasın. Tamam.